Hedef kitlenin kim olacağıyla alakalı çok pratik bir yol buldum. Hedef kitlen şu. Geçen seneki sen. Bir önceki videoda hangi konuda faydalı olacağını seçmiş olman gerekiyor. Çünkü fayda her şeyden önce geliyor. Faydalı olduktan sonra diğer bütün beklediklerin, belki buradan para kazanmak isteyeceksin. Ama para odaklı yaptığında orası hayatını adayabileceğin bir yer olmayacak. Senin adınla anılmasını istediğin bir yer olmayacak. O yüzden parayı şimdilik kenara koy ve faydalı olmaya çalış. Faydalı olacağın konuyu seçtin. Hedef kitlenle çok uğraşmana gerek yok. En uygun hedef kitle ne biliyor musun? Geçen seneki sen. Çünkü sen bir şeyler yaparak o noktaya gelmişsin. Ve insanları da o noktaya getirebilirsin, çekebilirsin. Hani yukarı çıkıyorsun tırmanırken ip var. İpte insanları yukarı doğru çekiyorsun. Bu şekilde düşün. Hedef kitle analizine şeye çok aşırı gerek yok. Yapılabilir. Ama en rahat ve bütün süreci topluluğu başarılı kırabilecek en rahat ve pratik yöntem geçen seninki ve şu anki deneyimlerine sahip olmayan seni ve Zekeriya'ya odaklanmak. Ve bu şekilde onun kim olduğunu biliyorsun, neye ihtiyacı olduğunu biliyorsun. Böyle olduğu için de o içerikleri çok rahat üretebiliyorsun. Bu videoda aslında benim geçen seneki Zekeriya'ya bir erişmek istemem karşılığında ortaya çıktığı gibi düşün. O yüzden kendimle konuşuyorum ve geçen sene Zekeriya bu işlere girişmeden önce bu videoyu izleseydi neler anlamak isterdi, neler dinlemek isterdi, neler ona faydalı olurdu onu düşünerek bu yapıyı, bu video serisini oluşturdum. Bu eğitimi ya da deneyim aktarımını oluşturdum. O yüzden en pratik ve en temiz yol. Geçen seneki sen.